Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı istiklal-ı kıbleti bil-füruci bil-gâidi vel-bevli. Bu bab kıbleye dönmektedir. Ne ile? Bil-füruci evret mehalliyle. Lil-gâidi vel-bevli. Büyük abdesti yaparken, küçük abdesti yaparken evret mehallini kıbleye karşı getirmek. Nerelerde mekruhtur, nerelerde caizdir, nerelerde caiz değildir. Alel itlak hiç caiz değil midir? Yoksa bazı yerlerde caiz, bazı yerlerde caiz değil midir? Bu bahisleri beyan buyuracak. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyanu an-i Zühriye an Efâ ibni Yezid el-Leyfi. Semi'a Ebâ Eyyûbin el-Ensâri yekûl. Ebu Eyyûbin el-Ensâri buyurdular ki, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular. La testakbilul kıble. Kıbleye dönmeyiniz. Ve gâitin ve lâ libevli. Ne büyük abdeste, ne küçük abdeste kıbleye karşı dönmeyin. Velâkin şerriku ev garribu. Ya şerke doğru dönün, ya garbe doğru dönün. Bu tabi Medine-i Münevvere'ye göre. Medine-i Münevvere'de kıble cenuba gelir. Yüzün kıbleye dönsen, avret mehalli kıbleye gelir. Arkan kıbleye dönsen gene avret mehalli kıbleye gelir. Ya şerke döneceksin ya garbe döneceksin ki kıbleye yanın gelir. Bu Medine-i Münevvere'de böyle ama mesela Cidde'de olursa Cidde'de kıble şerke gelir. Bu vakitte şerriku emri orada tetbik edilmez. Şerke doğru dön, şerke doğru döndüğü gibi avret mehalli kıbleye gelir. Bu vakit neye doğru dönecek? Cenuba doğru dönecek. Yahut şimala doğru dönecek ki yani kıbleye gele. Taif'te olsa, Taif'te garbe doğru dönse, evret mehalli kıbleye gelir. Vakitte garribu olmaz. Şerribu garribu olmaz. Ya o da ya cenuba ya şimala dönecek. Yani bir yerin kıblesi ki cenuba olur, işte onlar hakkında. Mesela Medine-i Münevvere, kıble cenub tarafında. Bu 40 arzı böyle gider. Bu tur şeysi. Hatta küre-i arziye hati eden. Mesela buradan Erzurum'da böyledir. Aynen Medine-i Münevvere gibi. Cenuba gelir. Hiç ne sağa ne sola. Bu öyle ta kutb-i şimadiye kadar o hizadan gider. Bu şerriku ve garribu demesi kıblesi cenuba gelenler hakkında. Fekadimine Şam. Ebu Eyyubur'un Ensari diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Sonra biz Şam'a gittik. Fevecedna merahide. Biz yüz numaraları bulduk. Kad büniyet nehvel kıble. Kıbleye doğru bina edilmiş. Onlar Rumlardan aldılar. Rumlarda kıble mübler dinlemez. Yaparken kıbleyi öyle yapmış ki oturduğun sıra yüzün yahut arkan kıbleye geliyor. Diyor ki biz böyle bulduk. Fenen harifu anha. Öyleyse biz yüz numaralarda dönerdik. Ve nestağfirullah hem de Allah-u Teala'ya istiğfar ederdik. Yani az meyilli otururdu ki yüz numaralarda yüzleri kıbleye gelmesin. Yahut da arkaları kıbleye gelmesin. Az meyilli otururdular hem de Allah-u Teala'ya istiğfar ederdiler. Ya Rabbi bu günahlarımızı affet. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbin kâle haddesena Yunus an ibn Şehabin fe zekere bi isnadihi mislehu. İbn-i Şehab yine bu isnatla bu hadisi şerifi zikreyledi. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَب۪ي اَيُّوبٍ Ebu Eyyub Ensari Hazretleri'nin şu kavlini zikreylemedi. فَقَدِمْنَ الشَّامِ اِلَى اَخِرِ الْحَدِسِ Biz Şam'a gittik de yüz numaraları kıbleye karşı bulduk. Bu sözünü bu hadiste zikreylemedi. Yukarıki hadiste zikreyledi, bunu da zikreylemedi. حَدَّسَنَا رَوْحُ بِنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو مُسْعَب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة أن أبا أيوب الأنصاري ثم ذكر مثله أبو أيوب الأنصاري hazretlerinde kadar çıkardı. Eynen bu hadisi şerifi zikreyledi. Ve zekere kelama Ebi Eyyub'in eyda. Ebi Eyyub'un kendi sözünü de söyledi. Yani Resulullah Efendimiz kıbleye karşı büyük ve küçük abdestle dönmeyiniz. Ondan sonra da kendi sözünde nakletti ki biz Şam'a gittik, yüz numaraları kıbleye karşı bulduk, biz zorluk çekerdik. Yüz numaralarda biraz meyilli
dururduk ve Allah-u Teala'dan da istiğfar ederiz. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق رافع بن إسحاق روايته لدي كم درو مولا لآل الشفاء آل الشفاء'nın kölesidir. Şifa da kimdir? İmra'etin bir kadındır. Şifa isminde bir kadın onların imiş bu köle, onun için Mevla Ali Şifa derlermiş. Ve kâne yukâlu lehu Mevla Ebi Talha. Ebu Talha'nın kölesi de derdiler o köleye. Ki ennehu semya Ebu Eyyubin el-Ensari. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden o köle işittim diyor. Yekûlu buyurur diyor. Vahve bi Mısır. Mısır'da Ebu Eyyub el-Ensari Mısır'a gittiğinde orada buyurmuş. Vallahi ma edri keyfe esna'u bihâzihil kerabis. Hazreti Ebu Eyyub dedi ki vallahi Allah'a yemin ederim ki ma edri, ben bilemiyorum ki keyfe esna, ne yapayım, nasıl işleyeceğimi bilmiyorum. Ney bihâzihil kerabis, bu yüz numaraları. Yüz numaraları ne yapacağız? Kıbleye karşı yapılmış, Mısır'ın kıblesi de şarka gelir. Tam şarka doğru döndü mü kıbleye gelir. Yüz numaralar öyle yapılmış. Biz bu yüz numaralarda ne yapacağız? Resulullah Efendimiz kıbleye karşı dönmeyin buyurmuş. Yüz numaralarda böyle yapılmış. Ne yapacağımızı bilmiyorum derdi. Fakat kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zira Resulullah Efendimiz buyurdular ki اِذَا زَهَبَ اَحَدُكُمْ لِغَائِتٍ اَوْلِ بَوْلٍ. Bir adam büyük yahut küçük abdeste gittiği vakitte فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَ kıbleye dönmesin وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا arkasında kıbleye dönmesin بِفَرْجِهِ اَوْرَتْ مُحَلِّيْلَ اَوْرَتْ مُحَلِّيْلَ artık ne şerka ne kıbleye ön tarafını ne de arka tarafını göndermesin. Mısır yüz numaraları da tersine yapılmış. Ne yapacağımızı ben bilmiyorum dedi. Yani şaşırmış adam. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن رجلا من الأنصار أنصار'dan bir adam İmam-ı Nafi'ye haber vermiş ki أخبره عن أبيه. O da babasından rivayet eylemiş. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى. Ensar'dan o zat Peygamber Efendimiz'in nehyelediğini işitmiş ki neden nehyelemiş? En yestakbilel kıble ligâitin ev bevli. Büyük veyahut küçük abdeste kıbleye dönmeden Resulullah Efendimiz nehyelemiş. Ensar'dan birisi oğluna rivayet eylemiş. Onun oğlu da İmam-ı Nafi'ye rivayet eylemiş. Ona da, o da İmam-ı Malik'e. İmam-ı Tahavi, İmam-ı Malik'ten bir vasıteyle bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Yunus da İbn-i Vehb'ten, o da İmam-ı Malik'ten. Haddesena Ahmed ibn-i Hasan el-Kufiyyü. Kale haddesena Ubeydetü ibn-i Hamid-i Nahvi. En Mansur'in, en İbrahim'e, en Abdirrahman ibn-i Yezid. En racülin min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ashabından bir adamdır rivayet eyledi. Kale. O zat buyurdu ki قال له رجل, ona bir adam dedi ki inni azunnu, ben zannediyorum ki enne sahibeküm, sizin sahibiniz, yani sizin peygamberiniz, yuallimüküm, size öğretiyor, hatta innehu, hatta sizin peygamberiniz, le yuallimüküm, size elbette öğretiyor, keyfe tetunel gâit, yüz numaraya gittiğiniz vakitte ne şekilde oturacaksınız, ne şekilde büyük abdestinizi yapacaksınız, hatta bunu da sizin peygamberiniz size öğretiyor demiş. Demek ki o söyleyen adam Müslüman değil anlaşılan ki. Evet. Müslüman olmadan da diyor sizin peygamberiniz her şeye karışmış. Evet, hatta yüz dedi ki ecel, evet bizim peygamberimiz bunu da bize öğretiyor. Ve in şecerte ennehu leyef'al ennehu leyenhâna. وَاِنْ شَجَرْتَ اَجَرْ سَنْ مُشَجَرَ yapıyorsunsa, yani bahsediyorsun, böyle bizim başımıza kalkıyorsun, müşacere ediyorsunsa, اَنَّهُ لَيَفَعَلْ. Elbette Peygamber Efendimiz bunu işler, yani müşacere bahsediyorsun. Etme, bizim Peygamberimiz bize bunu da öğretir. اَنَّهُ لَيَنْهَانَ. Bizi nehyederdi Peygamber Efendimiz. اِذَا اَتَا اَحَدُنَا, bizden birimiz geldiği vakitte, اَلْغَائِتَ, abdest yapmaya geldiği vakitte bizi nehyederdi. Neden? En yestakbile kıble, kıbleye dönmekten nehyederdi. Yani o adama demek istiyor ki sen haddini bil, beyhude karışma, bizim
Peygamberimiz 100 numaraya gitmek adabını da öğretirdi. Haddesena Yunus kâle akberena İbn-i Vehbi kâle akbereni Amru ibn-i Haris ve Leytu ve ibn-i Lehi'a an Yezid ibn-i Ebi Habib an Abdillah ibn-i Haris ibn-i Cüz-i Zebidi kâle Abdullah ibn-i Haris dedi ki ana evvelu men semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce Resulullah Efendimiz'den işiden ben oldum. Yekûlu dediğini ki la yebûlenne ahadüküm müstakbilül kıble. Sizden hiçbiriniz kıbleye karşı dönüp devretmesin. Bunu ilk önce işiden ben oldum. Ve ana evvelu men haddesen nâse bizalik. Bu hadisi şerifi çıkıp da nâse ilk önce de öğreten de ben oldum. Kim? Abdullah ibn Haris. Abdullah bin Haris Resulullah Efendimiz'in böyle dediğini herkesten evvel işitmiş. Hemen de çıkmış, başlamış başkalarını öğretmeye. Demek ki bu hadisi ilk işiden o ve ilk evvel nasa tebliğ eden de o Abdullah bin Haris ibn-i Cüz. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Asim, en Abdülhamid ibn-i Cafer, en Yezid ibn-i Ebi Habib, en Abdullah ibn-i Haris ibn-i Cüz, kâle. Evet, yine Abdullah ibn Haris'ten rivayet ediyor ki, dedi ki, ene evvelü men semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce Resulullah Efendimiz'i işiden ben oldum. Ne oldu o halde işittim? Yenhennâsen yebûlû müstakbilül kıble. Kıbleye karşı nâsın devletmesinden nehyettiğini ene vele ben işittim. Fekharectu ilen nâs. Bunu işittikten sonra çıktım nâsın içerisine feahbertuhum. Bunu haber verdim ki bak Resulullah Efendimiz nehyediyor. Bu iki hadisi şerif de ispat ediyor ki Abdullah ibn Haris bu hadisi şerifi ilk eşiden ve millete ilk önce ulaştıran bu olmuş. Haddesena Ebu'l Bisri Abdurrahman ibnül Carud kâle haddesena ibn-i Ebi Meryem kâle haddesena ibn-i Lehi'a kâle ahbereni Yezid ibn-i Ebi Habib an Cebelete ibn-i Rafi قال سمعت عبد الله بن الحارث الزبيدي فذكر نحوه yine aynı zattan Abdullah'tan rivayet ediyor ki ben bu hadisi şerifi ondan işittim o da Resulullah Efendimiz'den rivayet buyurmuşlar حدثنا فاتن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سهل بن سعلبة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال yine Abdullah ibn Haris'ten rivayet etti. Dediler ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. En yebûle racülü müstakbilel kıble. Kıbleye karşı dönüp devletmeden nehi buyurdular. Ve ene evvelü men sema zâlik min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'den bu hadisi işidenlerin en evvelkisi ben buyurdular. حدثنا فاتن قال حدثنا جندل بن والك قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال نهينا سلمان الفارسي dedik biz nehy olunduk en nestakbil el kıble kıbleye dönmekten nehy olunduk li qada'i el hace kazai hacet vaktinde kıbleye dönmekten nehyedildik. Bu sahabelerden bir zat daha ilave oldu ki yani hadisler tekrar ettikçe kuvvet kesbediyor. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene ibn Ebi Meryem kâle haddesene Ebu Gassan kâle haddesene ibn Aclan enil Ka'ka ibn Hakim en Ebi Salih en Ebi Hureyre en Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet edildi ki Peygamber Efendimiz buyurdular innemâ ene leküm mislül valid. Ben size baba gibiyim. Uallimukum size öğretiyorum. Bir baba çocuğuna nasıl edep öğretirse ben de size böyle adab-ı İslamiyeyi öğretiyorum. Fe izâ etâ ahadukumul gâite. Sizden biriniz gazai hacete geldiği vakitte fe lâ yestakbilil kıble ve lâ yestedbirha. Kıbleye karşı dönmesin. Önünü de dönmesin. Arkasını da dönmesin. Bunları kim öğretir? Bir çocuğun babası öğretir. İşte Resulullah Efendimiz de diyor ki ben size baba gibiyim. Babanın öğreteceği işleri ben size öğretiyorum. Haddesena Bekkarun kâle haddesena Safvan ibn-i İsa
قال حدثنا محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله. İmam-ı Tahavi diyor ki, Bekkar tarikiyle de ben bu hadisi şerifi rivayet eyledim. Haddesena Ravhun, kâle haddesena Sa'id ibn-i Kethir ibn-i Afir, kâle haddesena ibn-i Lehi'a, an Ebil Esved, an El A'raj, an Ebi Hureyre'te, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre buyurdular ki, kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İzâ kharece ahadukum, sizden biriniz çıktığı vakıtta, bi gâitin ev bevlin, büyük veyahut küçük abdeste gittiği vakitte فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ kıbleye dönmesin önünü وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا arkasında kıbleye dönmesin وَلَا يَسْتَقْبِلِ الْرِيحَ rüzgara karşı da dönmesin. Niçin? Rüzgar elbisesini berbat eder. Rüzgara taraf dönerse rüzgar vurur, elbisesini berbat eder diye ona doğru da dönmesin. حدثنا فاتن قال حدثنا الحماني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى أما عقيل بن أبي ماكر الأسدي وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ماكر بن أبي ماكر في عمر فمنزل أصحابنا إدي وروايته الذي ذكر قال ماكر ذكر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فمنزل بجنه بيردلا أن نستقبل القبلة قبلية مثلاً لغائت أو بول büyük veyahut küçük abdestle kıbleye dönmekten bizi nehy ilediler. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا داود العطار قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا أبو زيد مولى بني ثعلبة عن معقل بن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi yukarıda Fehd terikiyle rivayet eylemiş, burada da Yezid ibn Sinan terikiyle rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister büyük ister küçük abdeste kıbleye karşı yüzünü yahut arkasını dönmekten nehy buyurmuş. Haddesena Yezidu kâle haddesena Ebu Kamil kâle haddesena Abdülaziz ibnül Muhtar kâle haddesena Amru ibn Yahya عن أبي زيد عن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إمام التحاوي yine Yezid'den bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Fakat Yezid ibn Sinan yukarıda bu hadisi İbn Ebi Meryem'den rivayet eylemişti. Burada da Ebu Kamil'den rivayet ediyor. Hadis aynı fakat senetler tekerrür ediyor. فَذَهَبَ قَوْمٌ ulemadan bir kısmı zahip oldular. اِلَى كَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ kıbleye dönmenin kerahatine kail oldular. Ligayetin ev bevlin. İster büyük abdeste olsun, ister küçük abdeste olsun, kıbleye karşı bulunmakta nehy buyurdular. Fi cemiyel emakin, bütün mekanlarda. İster sahrada olsun, ister evin içinde olsun, ister binanın içinde olsun, ister binanın içinde olmasın, ne surette olursa olsun, kıbleye karşı dönmek mekruhtur dediler. İşte bu hadisi şerifleri de delil getirdiler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذ۪ي الْاَثَارِ İşte bu eserlerle de ihticac eylediler. Yani delil getirdiler. وَمِمَّنْ ذَهَبَ اِلَى ذَٰلِكَ İşte bu mezhebe zahip olanlardandır. Ebu Hanife'te ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahimahumullahu teala bu üç imam da buna zahip oldular. O şu anda Hanefi mezhebinde ittifak oldu. Üç imam da kıbleye karşı dönmek bina içerisinde olsa bile mekruhtur. Onun için fıkıh kitaplarında ne diyor? Ve yukrehven yestakbilen kıble velev fil bünyani. Bina içerisinde olsa bile kıbleye karşı yüzünü yahut arkasını döndürmek mekruhtur. İmam Ebu Hanife'nin yanında mekruh değil hocam emakinde, metinlerde. Metinlerde yok, burada İmam-ı Tahavi ittifak beyan etti. Yok, metinlerde İmam Yusuf onlar öyle. Etrafı çevrili olursa İmam-ı Azam radıyallahu anh'ın yanında. O ikinci kavli İmam-ı Azam dönmüş mü? Öyle. O var, İmam-ı Tahavi'nin var da onlar demek ki ehli tercihin sözleridir. Yani İmam-ı Azam'ın şimdi gelse beyan eder. Ve halefen fî zâlike âkharûn. Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekâlû dediler ki lâ bâse bi'istikbâlil kıbleti. لِلْغَائِتِ وَالْبَوْلِ فِي الْاَمَاكِنِ Bina içerisinde olursa
kıbleye karşı dönmekte beis yoktur dediler ki İmam-ı Tahavi onlarda. Kendisi onlarda. Evet. Bir kısmı da buna sahip oldular. Ve ihtecu fi zalike, bu mesele hakkında ihticac eylediler. Bima haddesena Yunus. Yunus'un rivayet etmiş olduğu hadisler. Kale haddesena ibn Vehbi. Enne maliken haddesehu. En Yahya ibn Sa'id. En Muhammed ibn Yahya ibn Habban. An ammihi Vasi ibn Habban. En ibn Umar. Abdullah ibn Umar'dan rivayet eyledi ki ennehu kâne yekûl. O derdi ki inne nâsen yekûlûne. Bir takım cemaat derler ki izâ ka'atte li hâcetike, sen gazaya hacet oturduğun vakitte fela testakbilil kıble ve la beytel makdis. Yüzünü kıbleye karşı çevirme. Kudüs'e doğru da çevirme. Çünkü o da mukaddestir kıbledir. Fekale Abdullah, Abdullah diyor ki ben cemaatten, ashabın bazılarından bunu işittim. Lekad iltekaytu ala zahri beytim. Sonra ben bir evimin, kendi evimin damına çıktım. فَرَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. عَلَى لَبِنَتَيْنِ İki kerpicin üzerinde gazayı hacet yaptığını gördüm. مُسْتَقْبِلَ بِيْتِ الْمَقْدِسِ Yüzü Beyt-ül Mekdis'e doğru. لِحَاجَتِهِ Gazayı haceti için oturmuş, yüzünü Beyt-ül Mekdis'e doğru dönmüş. Şimdi eğer haram olsa Resulullah Efendimiz yapmazdı diyor. Bu kendi gördüğünü söylüyor. حدثنا يونس قال حدثنا أنس عن يحيى بن سعيد ذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف إمام الصحابي يونس ترك إلى رواية ديو حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمه واسع بن حبان قال سمعت ابن عمر Vasi ibn Habban diyor ki ben Abdullah ibn Ömer işittim. Yekulu derdi. Zehertu ala ihazin li. İhaz o nüktelerini koyun. Benim bir damım vardı. O dama çıktım. Damda 100 numara yaparlarsa ona ihaz derler. Onun da kendi damda yukarıda bir 100 numarası varmış. Ona çıktım diyor. Öyle ihaz ki li bana mahsus diyor. Fi beyti Hafsa Hazreti Hafsa radıyallahu teala anhanın evinde, onun damında Abdullah ibn Ömer gittiği vakitte orada bir 100 numara varmış, oraya çıkarmış. Fi saatin, bir saatte ben oraya çıktım ki lem ekun azunnu enne ahaden yahrucu fiha. Bu vakitte, öyle bir vakitte çıktım ki o vakitte oraya kimse çıkacağını zannetmezdim. Boş demdi derdim. Fe zekere mislehu eynel hadis-i şerifi zikreyledi. Yani kimse yoktur diye çıktım. Bir de çıktım ki Resulullah Efendimiz orada gazayı hacet ediyor. Yüzü Beyt-i Mekdis'e doğru. Haddesena Ahmed ibn Davud. Kale haddesena İbrahim ibn el-Haccac. Kale haddesena Vuhaybe. Yani İsmail ibn Ümeyye. Ve Yahya ibn Sa'id. Ubeydullah ibn Ömer. En Muhammed ibn Yahya ibn Habban. En ammihi Vasi ibn Habban. En ibn Ömer'e. Kale. Yine Abdullah ibn Ömer'e. İsnad-ı sahih ile isnad ediyor. Diyor ki رَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتَ حَفْسَ Hazreti Hafsa radıyallahu teala anhanın evinin damına çıktım. فَاِذَا اَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Baktım ki Resul-i Ekrem Efendimiz جَالِسٌ عَلَى مَكَعَدَتِهِ Evet, oturak üzerine oturuyor. مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَ Kıbleye karşı müstedbire Şam, arkası da Şam'a doğru. Evvelki hadiste yüzü Kudüs'e doğru, arkası kıbleye doğru rivayeti vardı. Bunda da hayır. Yüzü kıbleye doğru, arkası Şam'a doğru. İster öyle ister öyle. Peygamber Efendimiz ikisini de mekruh kılmıştı. Hadiste öyle gelmişti. Peygamber Efendimiz'in fiiliyle caiz olduğu anlaşılıyor. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene ibn Ebi Meryem, kâle haddesene Yahya ibn Eyyub. قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى عن واسع بن حبان عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن رواية ذلك أنه قال ذلك يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالغائط ناس رسول الله Efendimiz'den غائط حقنده büyük abdeste gitmenin adabı hakkında söylerler
bihadisin, bir hadisi söylerler ki yani kıbleye karşı dönmeyin hadisini söylerler. وَقَدِ اِطَّلَعْتُ يَوْمًا, ben bir gün muttali oldum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala zahri beyti, Peygamber Efendimiz de bir evin damında idi. يَقْضِ حَاجَتَهُ, kazayı hacet ediyordu. مَحْجُوبًا عَلَيْهِ بِلَبِنْ, kendisi de kerpiçlerine mehcup, yani ön tarafında evret mühelli görülmesin diye kerpiçler vardı ön tarafında. فَرَأَيْتُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, fakat baktım kendisinin yüzü kıbleye karşı. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحزان خالد بن أبي الصلب قال كنا عند عمر بن عبد العزيز, عمر بن عبد العزيز yanında idik diyor Halid bin Ebi Salih. فَزَكَرُ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ, onun huzurunda dediler ki avret mahallini kıbleye karşı kazayı hacette çevirmek caiz midir değil midir, bunu zikreylediler. فَقَالَ اِرَاكُ بْنُ مَالِكِ, İrak ibn-i Malik dedi ki قَالَتْ عَيْشَةُ, Hazreti Ayşe buyurdular ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in yanında dediler ki اَنَّ نَاسَنْ يَكْرَهُونَ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ, Eshab'ten bir kısmı evret mehallini kıbleye karşı döndürmeyi mekruh görürler. Resulullah Efendimiz'in yanında bunu konuşuyorlar. Eshab'ın sözünü söylüyorlar. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَوْقَدْ فَعَلُوهَا, bunu yapıyorlar mı? Yani kazayı hacet ederken yüzlerini yahut da arkalarını kıbleye karşı mı dönüyorlar? حَوِّلُوا مَكْعَدَتِي نَحْوَ الْكِبْلَةِ, öyleyse benim oturağımı kıbleye karşı gönderin. Yani yüz numarada oturacak şekli var ya, o ki bunlar böyle diyorlar, kendilerine bir çetinlik yapıyorlar. Yüz numarayı öyle bir şekle yapın ki kıbleye karşı gelsin. Yani helal olduğunu bilsinler. حَوِّلُوا مَكْعَدَتِي لَلْكِبْلَةِ, yüz numarada oturacak bir yerimi kıbleye karşı getirin, helal olduğunu bilsinler, nasıl böyle yanlış itikad etmesin, dedi. حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أبي قتادة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, جابر بن عبد الله dedi ki ben Peygamber Efendimiz'i gördüm, يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, kıbleye karşı devrettiğini gördüm, dedi. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدْ قَالَ حَدَّسَنَا أَبِي عَنِ بْنِ إِسْحَاقِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ, Cabir-i İbn Abdullah'dan rivayet eyledi. Hazreti Cabir buyurdular ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz oldu idi. قَدْ نَهَانَا, bizi nehy eder oldu idi. اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَى وَنَسْتَدْبِرَهَا, kıbleye karşı dönmekten yahut da arkamızı çevirmekten, bir furucuna, evret mahallimiz ile evret mahallini kıbleye karşı çevirmek yahut arka tarafı çevirmekten nehyeder oldu idi. Lidbevli bevül vaktinde. ثُمَّ رَيْتُهُ, sonra ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ, vefatından bir sene evvel gördüm. يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, kıbleye karşı devrettiğini gördüm. Peygamber Efendimiz'in kendi emri nehyetmiş. Kendisine sadir olan hadis bu. قَوْل, قَوْلِ Resulullah nehy. Ama fiyali Resulullah nehy yok. Fiyali Resulullah da kendisi kıbleye karşı bulunmuş. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمان خالد الحذاء عن خالد بن أبي أبي الصد قال كنا عند عمر بن عبد العزيز, عمر بن عبد العزيز yanında idik. فذكروا رجلا يجلس على الخلاء, bir adamı zikrettiler ki halada yüz numarada oturur. فيستقبل القبلة, kıbleye karşı çevirir avret mahallini. فكرهوا ذلك, bunu hoş görmediler, dediler ki bir adam yüz numaraya oturdu mu yüzünü yapıp arkasını kıbleye çevirmesin. Haddese İraik ibn-i Malik,
Onlar mekruhtur deyince İraki bin Malik bir hadis rivayet eyledi. Kimden? En Urvet ebni Zübeyir, en Aişe'te. Urvet ebni Zübeyir'den o da Hazreti Aişe'den rivayet eyledi ki enne zâlik. Bu mesele kıbleye karşı dönmek kadar hacet vaktinde bu mesele zükreinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yanında bu zikredildi. Ki ashabtan bir kısmı bunu hoş görmüyorlar. Fekale dedi ki evkat fealuha, bunu onlar işlediler mi? Yani bu sözü söylediler mi? Mekruh mu diyorlar bunlar? Havvilu mek'adeti ilel kıble. Öyleyse 100 numaradaki benim oturacağım kıbleye karşı çevirin, bunun helal olduğunu anlasınlar. Tekane tazil eser. İşte bu eserler oldu. Hücceten de ehli hazil mekale. Bina içerisinde caizdir diyenlere hüccet oldu. Ala ehlil mekaletil ula. Birinci mekale sahiplerinin aleyhine. Birinci mekale sahipleri ne dediler? Bu mekruhtur. İster sahrada olsun, ister bina içerisinde olsun, mekruhtur. Bu ikinciler delil getirdiler ki hayır, bina içinde olursa mekruh değildir. Ve mucibetül hüccetü aleyhim. Onların üzerine hüccetin mucib olması, yani ikincilerin sözü birincilerin üzerine mucib oluyor, bu hüccet sabit oluyor. لَاَنَّ فِي هَذِهِ الْآثَارِ, bu sonradan caizdir diye rivayet edilen eserlerde olucudur. تَخِيرُ الْاِبَاحَةِ عَنِ النَّهِي. Nehiden sonra ibaha gelmiş. Hangisi müakhar olmuş? Nehi mi müakhar, ibaha mı müakhar? İbaha müakhar. Öyleyse Resulullah Efendimiz evvela nehi eylemiş, sonradan da mübah eylemiş. Alâ mâ zekernâ fî hadîsi Câbir. Câbir'in hadisinde de öyle diyor. Resulullah Efendimiz nehi eylerdi. Biz de bilirdik. Fakat sonra bizzat Resulullah Efendimiz'in kendisinin istikbal ettiğini gördük. Öyleyse fiyali Resul, kavli Resul'i nesk eyledi. Fehiye, öyleyse bu sonraki eserler nâsıkhatun lil âthâri lletî zekernâhâ fî evvel hâzel bab. Bu babın evvelinde zikredilen hadislerin hepsini nesk etti. Yani evvelce bu caiz değildi. Binanın içerisinde olsa bile kıbleye karşı dönmeyecekti. Fakat sonradan Resulullah Efendimiz ümmetine meşakkatli olmasın diye onu mübah kılmış. O nehyi kaldırmış. Dışarıda, sahrada olursa yine mekruh. Ama içeride, binada olursa mekruh değil. İkinci kavlün iddiası da bu. Fakat halefe kavmin fil kavliyni cemi'en. Üçüncü bir cemaat geldi. Onların ikisine de muhalefet etti. Ne birincilerin sözüne gitti, ne de ikincilerin sözüne gitti. Gittiler. Fakalu dediler ki bel nekulu, belki biz deriz ki اِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا, bu eserlerin hepsi caizdir, değildir diye rivayet edilen hadislerin hepsi bunlar. لَا يَنْسَهُ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْءٍ, bunlardan hiçbir şey diğerinin nesk ettiği yoktur. İkinci mezhep sahipleri diyor ki evvelki hadisler mensuhtur. Yok diyor. Bu üçüncüler diyor ki evvelkiler de mensuh değil, İkinciler de mensuh değil. Hepsiyle amel olunur. Hadislerin hepsi sahihtir. Yalnız ne olacak? Öyle bir mana verecek ki hem o hadislerine amel edilen hem bu hadislerine. Ve zalik, bu mensuh olmadığını ispat etmek de şöyledir ki enne Abdullah ibn el-Haris, Abdullah ibn el-Haris akhbere fi hadisihi, hadisinde haber verdi ki ennehu evvel men sem'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yenha an zalik. En evvela Peygamber Efendimiz'den kıbleye karşı dönmeyin dediğini o işitmiş. Evet. En evvela nasıl o haber vermiş. Kâle ve en evvel men haddesen nâse bizâlik. En evvela işitip ve en evvel de nasıl haber veren ben idim. Evet. Diyen bunu kim? Abdullah ibn Haris. Fakat yecûzen yekûne zâliken nehyu. Caiz ki bu nehi ola. لَمْ يَكَ عَلَى الْبَوْلُ وَالْغَائِتِ فِي جَمِيعَ الْاَمَاكِلِ, bütün mekanlarda bevlu gayet üzerine vakı olmamış olur. Yani Resulullah Efendimiz nehyetti ama bütün mekanlarda nehyediyorum bunu söylememiş olur. Resulullah Efendimiz bir mehal tahsis etmiş olur.
ve vaka ala khasim minha. Bütün mekanlarda değil de bazı mekanlarda mekruhtur. Bu manayı olar. Vahiy o bazı mekanlarda nedir? Es-sahara sahralar. Resulullah Efendimiz nehy eylemiş. Bütün mekanda değil ya. Sahrada, boşluk yerlerde. Kıbleye karşı durmayın. Bunu kastetmiş olar. Bunun ihtimali var. Fakat bu ihtimali tekviye edecek bir delil lazım. Sümme ca Ebu Eyyub. Ebu Eyyub el-Ensari geldi. Fekanet hikayetu anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den hikayet ettiği hadis oldu. Hiyen nehye khaseten. Khaseten nehy. Nehyettiğini beyan buyurdu ki Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Bu da hususu olur. Fezalike yehtemilu mehtemelehu hadisü ibn-i cüzdin alama fesirnahu. Abdullah ibn Haris'in dediği gibi olur. Yani bu nehi nerede ola? Sahralarda olmuş ola. Ve kerahatil istikbal, fakat kıbleye dönmenin kerahati. Alâmâ fessirnâ. Ve kerahatil istikbal, yani kıbleye karşı dönmenin kerahati ne de muhtemel olur? Fil kerâbisil meskûreti fi. Meskûreti ve lebitâisle. Onun zikretmiş olduğu Şam'da, Mısır'daki yüz numaraları gördü ya, onlar hakkında ola. Fehu en râyi, bu da onun reyindedir. Reyinden olmuş olur. Yani Peygamber Efendimiz nehyetti, bu nehi sahralara biz tahsis ediyoruz diyor bunlar. Ebu Eyyub el-Ensari Şam'da yüz numaralar bina içerisindeydi. Mısır'da bina içerisinde. Buna ne diyeceksin? Diyor ki o kendi reyinden gidiyor. Bina içerisindeki kerahati öyle anlamıştı, o kendisi öyle anlamıştı. Yoksa Resulullah Efendimiz'in nehyinden dolayı değil. وَلَمْ يَحْكِ يَعْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den hikaye etmedi ki bina içinde olsanız bile kıbleye karşı dönmeyiniz diye böyle bir hadis yok. Var, nehi var. Var ama öyleyse bu nedir? Sahralara mahluktur. فَقَدْ يَجُوزُ الْاِسْتِقْبَالُ Öyleyse istikbal caiz olur. اِلَا اَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا سَمِعَ İstikbal caizdir. Ne vakıta kadar? اِلَا اَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا سَمِعَ Peygamber Efendimiz'den işittiğini işitmiş ola. فَعُلِمَ Bilindi ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz erâde bih bu nehyine murat etti es-sehâra sehraları. ثُمَّ حَكَمَ هُوَ Sonra Ebu Eyyub el-Ensari hükmetti. Lil büyüti evlere şumurlandırdı. Bir reyihi kendi reyiyle bilmişsiz zalik. Sehralardaki hükmü evlere de getirmiş oldu. Bu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kendi reyi olmuş olur. Hocam şey emanet. Bir bu caiz. Ve yecûden yekûnen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Caiz ki Peygamber Efendimiz erâdel büyüte ve sahâr. Hem evleri hem de sahraları buyurmuş ola ki ne onda istikbal edin evlerde ne de sahralarda. İlla ennehu leyse fî zâlike delilun annebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle murat ettiğine dair de elimizde bir delil yok. Öyle delil ki yübeyyinü lena bize beyan eder ki ennehu erâde ahadel mâneyeyn dûnel âhâr. Mânalardan ikisinden birisini murat etti de ötekini değil. Böyle bir delilimizde yok. Yani buna da ihtimali var. Var ama Peygamber Efendimiz hem evleri hem sahraları kastetti. Bunun ikisine de ihtimali var hadislerin. Fakat birisini murat etti, birisini murat etmedi. Buna da delilimiz yok. Onun için çünkü mezhep sahiplerine diyoruz ki siz bunu sahralara tahsis ediyorsunuz. Evleri istisna ediyorsunuz. Arada bir delilimiz yok. Ve hadis Abdurrahman ibn Yezid el-Selman peki Abdurrahman ibn Yezid'in hadisi var. Hazreti Selman'dan ve hadisi Makil ibn Ebi Makil ve hadisi Ebi Hureyre. Bunlar hepsi meşruhtur diye rivayet eylediler. Mimma fiha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den kıbleye karşı dönmeyin diye rivayet eylediler. Bunlara ne dese? Femisli zâlike izâ. Bu da böylecedir. Yani ihtimali var ki ümumidir. Fakat ümumi olduğuna dair delilimiz yok. İki mananın birisine tahsisine dair de delilimiz yok. Resulullah Efendimiz nehyelemiş. Acaba sahrayı mı kastetmiş? Yoksa hem sahrayı hem evi mi kastetmiş?
Yok, siz diyorsunuz ki sehraları kestetti, evlerde caiz. Buna karşı da delil yok. Öyleyse, sünne udna ila ma raveynahu fil ibaha. Burada kalsın. Tekrar mubah olanların delillerini takip edecek. Bunlar kafi gelmedi bu deliller. Sünne udna ila ma raveynahu fil ibaha. Sonra biz tekrar istikbali kıblenin yüz numarada otururken mübah olduğuna tekrar evdet ettik. Caiz değildir diyenlerin delillerini okuduk. Caizdir diyenlerin delillerini de okuduk. Şimdi İmam-ı Tahavi diyor ki burada sual cevap yukarıda geçti. Etirazlar oldu. Etirazlara cevap verdi. Tekrar mübah olduğuna dair deliller aramaya başladık. Feizen İbn-i Ömer'e yakul. Baktık ki Abdullah İbn-i Ömer buyuruyorlar. Ra'eytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Ala zahri beytin. Bir evin üzerinde, damında gördüm. Müstakbilel kıble. Kıbleye karşı gördüm. Kıbleye karşı ne halde görmüş? Abdestini yaparken görmüş. Fahtemele en yekune zalik. Bu Abdullah İbni Ömer'in rivayetinin ihtimali var. Ne ya? En yekune zalik. Kıbleye karşı dönmek ola. Ala ibahatihi mübah olduğuna. Listidbaril kıble. Kıbleye arkasını çevirmek. Lil gâite evil bevli. Gâit yahut da bevl için. Fis sahara vel büyut. Hem çöllerde hem de evlerde kıbleyi istidbar etmek yahut istikbal etmek. Bunun mübah olduğuna ihtimali var bunun. Çünkü Resulullah Efendimiz mübah olmasa yapmazdı. Mübah ister çölde olsun, ister evde olsun, nerede olursa olsun mübahtır. Buna ihtimal olduğu gibi vehtemelen yekune zalik bir ihtimal da var ki bu mübah ibahe ola Peygamber Efendimiz'in dönmesi ola alel ibaheti ibahe üzerine ola lizalik bu gayet tağbut alında fil büyüt-i hâsı, hasseten beyitlerde, evlerde mübah ola. Buna da ihtimali var. Fekâne erâde bihi. Öyleyse Abdullah İbni Ömer bu rivayette murad etti. Fî mâ revâ anhu. Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğu hadiste. Bu hadiste ne hakkında? Finnehi al-sahara. Finnehi nehi hakkındaki rivayet etmiş olduğu hadiste murad etmiş ola. Evet. Al-sahara sahralar üzerine hasseten onu ola. Yani sahrada kıbleye karşı arkasını yahut önünü dönmek mekruhtur. Bu ihtimal ola. Şimdi Abdullah İbni Ömer'in bu hadisinden İki ihtimal çıkar. Acaba bu Resulullah Efendimiz'in bu şekilde görmesi her yerde mübahtır, buna mı delalet eder? Yoksa evlerde mübahtır, sahralarda değildir, buna mı delalet eder? İkisine de ihtimali var. فَاَوْلَى بِنَا bize evla olan اَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْحَدِيثِ اَنْ نَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثِ bu hadisi kılalım زَائِدًا عَلَى الْاَحَادِيثِ الْاُوَلِ birinci rivayeti teyit edenler, yani mekruhtur diyenlerin hadisler üzerine ziyade edelim. O tarafı takviye edelim. Bunlar ne dediler? İkisinde de mekruh dediler. Gayre muhalifin de. Onlara muhalif addetmeyelim. Çünkü her ikisine de ihtimali olduğundan dolayı öyleyse bunu da oraya hamledelim. Feyekûnu hâzâ öyleyse bu olur. Alel büyüti büyütler üzerine hamledilmiş olur. Yani evlerde mekruh değildir bu manayı olur. Ve tilke le hadisil üvel o evvelki hadislerde olur. Alel sahara sahralar üzerine hamledilmiş olur. Evle olan bu. Resulullah Efendimiz'in birçok yerlerde kıbleye karşı istidbar yahut istikbar ederek kazayı hacet ettiği rivayeti var. Bir de Resulullah Efendimiz nehyetmiş. Kıbleye karşı dönmeyin arkanızı önünü. Bu hadisler birbirine taarruz ediyor. Bunu nasıl telif edeceğiz? Bize evla olan öyleyse hadislerin hepsi memurun bihtir. Nehyettikleri çöllere mahsustur. İstikbal ve istidbar etmeyin.
Evet, kendisinin yapmış olduğu fiali de istikbari, istikbari de bu da evlere mahsustur. Evlerde caizdir, dışarıda caiz değildir. Bunu böyle hamledelim. Ve hâzâ kavlu Malik ibn-i Enes. Malik ibn-i Enes'in kavli mezhebi de budur. Haddesena Yunus. Kâle haddesena ibn-i Vehbin. Ennehu semi'a Malik'en yekûlu zâlik. Peki Malik ibn-i Enes'in mezhebi bu olduğunu nereden bileceğiz? Diyor ki İmam-ı Tahavi bana Yunus rivayet eyledi. Ona da İbn-i Vehb, İbn-i Vehb bizzat İmam Malik'ten işitmiş ki o bu kavle kâil. Çöllerde kıbleye karşı önünü arkasını çevirmek mekruhtur. Fakat evlerde değildir. Sümme reca'na ila hadisi Ebi Katade'te. Sonra biz döndük. Hazreti Ebu Katade'nin rivayet eylemiş olduğu hadise döndük. Fefihi bu hadisi şerifte orucudur ki ennehu ra'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Katade diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yebulu müstakbilel kıble. Kıbleye karşı bevlettiğini gördüm. Bu Ebu Katade'nin bu rivayetine döndük. Şimdi bunu tahkik edeceğiz. Fakat yekunu ra'ahu haysu ra'ahu İbn Ömer. Ebu Katade'nin bu hadisi caiz ki Abdullah İbn Ömer'in dediği gibi ola. Yani bir evin damında görmüş Abdullah İbn Ömer. Ebu Katade de görmüş. Caiz ki o da bir evin damında görmüş olur. Bir evlerde ise ihtilaflı. Caiz midir, değil midir? Bazısı tecviz etmiş, bazısı tecviz etmemiş. Bu da öyle ola. Feyekûnü mâna hadîsihi ve hadîsi İbn-i Ömer sevâ. O vakitte Ebu Katade'nin rivayet etmiş olduğu hadisle Abdullah İbn-i Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadislerin manaları bir olur, ikisi bir. Yani Resulullah Efendimiz'i bir evin üzerinde görmüş bu şekilde. اَوْ يَكُونُ رَآهُ فِي سَحْرَ Yahut da Ebu Katade'nin rivayet etmiş olduğu hadis sahrada olmuş olur. Peygamber Efendimiz bir çölde ufak abdestini yaparken kıbleye karşı yapmış. Evet. Öyleyse فَيُخَالِفُ حَد۪يثَ اِبْنِ عُمَرِ Bu vakitte Abdullah İbni Ömer'in hadisine muhalif oldu. Evet. وَيُنْسَخُ Böyle olur. وَيَنْسَخُ Ve Ebu Katade'nin hadisi neshetmiş olur. Evvelki hadisleri neshetmiş olur. Çünkü evvelki hadislerin hepsinde Resulullah Efendimiz nehiyledi. Bevr ve tağabut halinde kıbleye istikbar etmeyin, istidbar etmeyin. Ebu Katade de diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i gördüm, kıbleye karşı bevlettiğini gördüm. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in bu fiali diğer hadislerin hepsini neshetmiş olur. فَهْوَ عِنْدَنَا غَيْرُ نَاسِخٍ لَهَا Fakat İmam-ı Tahavi diyor ki benim indimde bu hadis evvelki hadisleri nesk edici değildir. Yani nesk eder diye bir ihtimal var ama bana göre nesk etmemiştir. حَتَّى يُعْلَمَ يَك۪ينًا Yakinen bilile ki اَنَّهُ قَدْ نَسَخَهَا Bu sonki hadis evvelki hadisleri nesk ettiği yakinen biline. Böyle bir yakın yok. Ebu Katade deseydi ki ben sahrada gördüm, Resulullah Efendimiz kıbleye karşı bevletti dese, evet hadisleri nesk etmiş olurdu. Fakat sahra demiyor, ev de demiyor. Ben Resulullah Efendimiz'i kıbleye karşı bevlettiğini gördüm. Nerede görmüş? Onu zikretmiyor. Abdullah İbni Ömer rivayet eyledi, ben gördüm dedi, evde görmüş, o evde görmüş. Ev hakkındaki rivayetler başka, fakat bu mutlak. Öyleyse nesha de gidemeyiz dedi. Bu hadis öteki hadisleri nesha de diyemeyiz. Ve emma hadisu Cabir ibn Abdullah'ın hadisine gelince fefi'un hadisinde olucudur. En nehyu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz tarafından nehi varid olmuştur. En istikbalil kıbleti ve istidbariha. Kıbleye karşı önünü çevirmek yahut arkasını çevirmekten nehi vardır. Ligâitin ev bevlin. İster büyük abdest için olsun, ister küçük abdest için olsun. Ve lem yübeyyin mekânı. Fakat mekân beyan eylemedi. Hazreti Cabir diyor ki Peygamber Efendimiz nehyiledi. Kıbleye karşı bevlu gâit yapmayın. Ya şerke dönün ya garbe. Bunu nerede emretti? Yani hangi mekanda? Sahrada mı, evde mi? Onu beyan etmedi. Mutlak bıraktı. Feyehtemülen yekûne zâlike eydâ. Bunun da ihtimali var ki bizim dediğimiz gibi Hazreti Cabir'in rivayeti ola alâ mâ fessernâ ve beyyennâ bizim tefsir ve beyan ettiğimiz ve çözen ola. Yani sehralarda
sehralarda bunu yapmayı. Bu manayı olur. Nerede beyan ettik? Min hadisi Ebu Eyyub, Ebu Eyyub-ül Ensari'nin hadisinde beyan ettiğimiz gibi olur. Ebu Eyyub-ül Ensari Hazretleri ne dedi? Peygamber Efendimiz kıbleye karşı istikbal ve istidbarda nehyeylemişti. Fakat biz Şam'a gidince 100 numaralarda ne yapacağımızı şaşırdık. Mısır'da da yine aynı rivayeti yapmış. Şaşırdık ne yapıp şeyde 100 numaralarda meyilli dururduk diyor. Ve onu nasıl izah etti İmam-ı Tahavi? Yani dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istikbal ve istidbarın nehyini işitmişti. Fakat gerisini 100 numaralardaki vaziyeti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri kendi içtihadına göre beyan etti. Çünkü Peygamber Efendimiz evlerde de olsa kıbleye karşı dönmeyin diye hadis yok. Mutlak. Mutlak olunca öyleyse bu izah Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri tarafından oldu. Yani evlerin içinde istikbali kıble mekruhtur. Bir sahabenin içtihadına göre oldu. Bu da Hazreti Cabir'inki de böyle olmuş olan. Fakat yahtemül en yekûn, evet. Kâle Cabir fi hadîsihi sümme reytu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yebûlü müstakbilil kıble. Ha, felâ hüccete fi, oraya gel, min hadîse beyyûb. Felâ hüccete fîhi eyzâ. Öyleyse Hazreti Cabir'in hadisinde de hüccet yoktur. Yani bu sonki hadis evvelkileri nesretmiştir, etmemiştir. Buna delil yok. Öyle hüccet ki tûcibü mutâddete hadîsi bin Ömer ve Ebi Katâde. Abdullah bin Ömer'in hadisine yahut Ebu Katâde'nin hadisine zıt gelecek bir hüccet yoktur. Yani öyle bir hüccet olsun ki onun arası kıyası yok. Bu da yok. Kâle Câbirun fi hadîsi. Câbir hadisinde dedi ki sümme reytu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resulullah Efendimiz'i sonra gördüm. Yebûdü müstakbilel kıble. Kıbleye karşı bevlettiğini gördüm. Böyle dedi. Sehra mi, ev mi? Bunu beyan etmedi. Fakat yehtemülen yekûne zâlikel bevlu. İhtimal var ki bu bevl olmuş ola. Kâne fil mekânillezî. Bir mekanda olmuş ola ki lem yekûn nehyu Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in nehyi olmadı. Öyle nehyi ki alevvelu. Evvelki nehyi olmadı. Veka aleyhi o mekan üzerine. Yani Peygamber Efendimiz nehyetti ama nerede nehyetti? Sehrada mı, beytte mi? Sehrada mutlak nehyeyledi. Peygamber Efendimiz'in bevletmiş olduğu caiz ki sahrada olmadı, evde oldu. فَلَمْ نَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ. Bu hadislerden hiçbir şeyi bilmedik ki نَسَخَ شَيْئًا مِنْهَا شَيْءٌ. Onlardan birisi bir şey, diğer bir şey nesletti. Bunu yakinen bilemedik. Hadislerden birisi diğer neslettiğini, bunu da yakinen bilemedik. ثُمَّ عُدُنَا اِلَى حَد۪يسِ عِرَاكٍ. İrak ibn-i Malik'in hadisine döndük. Bakalım bundan bir mana çıkaracak mıyız? فَف۪يهِ o İrak ibn-i Malik'in hadisinde olucudur ki اَنَّهُ زُكِرَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz yanında zikredildi ki اَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَ بِفُرُوجِهِمْ. Gazaya hacette bazı adamlar evret mahalleri açık olduğu vakitte kıbleye karşı dönüyorlar. Resulullah Efendimiz yanında dediler ki cemaatten bir kısmı bunu mekruh görüyor. Gazaya hacet alında kıbleye karşı dönmeyi mekruh görüyorlar diye Resulullah Efendimiz'in yanında zikrettiler. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki öyleyse havvilu mek'adeti, benim 100 numaramı tahvil edin. Müstakbilel kıble, kıbleye karşı tahvil edin ki mübah olduğunu bilsinler. Bu İrak ibn-i Malik'in hadisi izah ediyor ki Peygamber Efendimiz evlerde kıbleye karşı dönmeden nehyetmiyor. Peki niçin Peygamber Efendimiz böyle dedi? 100 numarayı kıbleye karşı çevirin. Fakat yecûze en yekûne, caiz ki Peygamber Efendimiz olmuş ola. En kere kavlehum, mekruhtur diyenlerin kavlini inkar etmiş ola. لَاَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَٰلِكَ ف۪ي جَمِيَ الْاَمَاكِدِ. Böyle diyenler, ister sahrada olsun, ister evde olsun, kıbleye karşı dönmek mekruhtur dediler de, onların sözünü hoş görmedi, onları inkar etti. Onun için benim 100 numarayı kıbleye karşı çevirin, evde bu işin caiz olduğunu bilsinler. فَاَمَرَ اَمْرِتْتِ بِتَحْو۪يلِ مَكْعَتَتِي 100 numarasının tehvilini نَحْوَ الْكِبْلَةِ kıbleye doğru. Ne için böyle emretti? لِيَرُدَّ عَلَيْهِمْ, onlara reddesin için. Bu ihtimal var. Veli yu'lem,
Bir de bilinsin ki ennehu lem yeka nehyuhu ala salik. Peygamber Efendimiz nehyetti. Bu nehyi evlere mahsus değil. Kıbleye karşı dönmek mekruhtur. Bu evlere mahsus değil ya. Sahrada, çölde. Bu bilinsin için. Ve innema veka nehyu. Peygamber Efendimiz'in nehi vakı oldu. Al istikbaliha kıbleye dönmek üzerine nehi vakı oldu. Fi mekanin dönü mekan. Bir mekanda vakı oldu. Diğer bir mekanda değil. Yani sahrada nehi vakı oldu. Sahra olmayan yerde nehi vakı olmadı. Bu bilinsin için. Bu ihtimali var. Ve yehtemilü, yine mühtemil olurken yekûne erâde bizâlik sallallahu aleyhi ve sellem murad etmiş ola neshen nehyil evvel. Evvelde nehyetti ya kıbleye karşı dönmeyi. O nehyi nesh etmiş ola fil emâkini kulliha, bütün mekanlarda. Yani Peygamber Efendimiz sahrada olsa bile kıbleye karşı dönmeyin demişti ya. Yani o da mensuh ola. Buna da ihtimali var. İster evde olsun, İster sahrada olsun, kıbleye karşı dönülebilir. Bu manada verilebilir. لَاَنَّ النَّهْيَ لَهِ كَانَ قَدْ وَكَعَ فِي الْاَثَارِ الْوَلْ. Evvelki hadislerde nehi vakı oldu. Peygamber Efendimiz dönmeyin dedi. Evet. Neden nehi? اَنْزَالِ كِبْلَيَا karşı dönmeden nehi vakı oldu. Öyleyse sonradan da Resulullah Efendimiz benim yüzüm aramı çevirin kıbleye karşı. Yani evde olduğu caiz olsun. Evde istikbali kıble caizdir. Yahut da evvelki hadisler mensuhtur, alel ittak caizdir. İki ihtimal oldu. Feleyse fihi delilun. Bu iki ihtimal olunca bunda da delil olmaz. Eyda yukarıki hadislerde delil olmadığı gibi. Ala neshin ve la gayrihi. Ne nesha delil var ne de başkasına. Niye? Mutlak değil ki hadis. İhtimal. İhtimalli olduğu gibi kesip atmaz. Hadiste iki ihtimal var. İki ihtimal oldu mu ne nesha delalet eder, ne de başka bir şeye delalet eder. Öyleyse felemma kâne hükmü hâzî lâ terkezâli. Eserlerin, hadislerin hükmü ki bu oldu. Yani ihtilaf vakı oldu. İhtilaf vakı olduğu gibi kat'isini bilemedik. Kâne evlâ bina, bize evlâ olan oldu. En nusahhihâ, bu eserleri, hadisleri tasih edelim. Kullaha, hepsini tasih edelim. Hepsini toplayalım, onlardan bir hüküm çıkaralım. Bunu da gene başka bir hadisle yapılacak. Feneci ale kılalım. Ma ol bir hadisler ki fihin nehyü. Minha, bu hadislerden nehi olanları kılalım. Ale sahara, sahra üzerine. Öyleyse bu hadislerin bir kısmı nehi var ya bir kısmında. Bunu sahraya kılalım ki sahrada, çölde, kıbleye karşı dönmek mekruhtur diyelim. Ve ma ol bir hadisler ki fihi anda orucudur. El ibahatu, kıbleye karşı dönmekte İbaha vardır. Bunları da kılalım. Alel büyüt. Evlerde kılalım. Sahrada olursa kıbleye karşı dönmeyin. Evlerde olursa labes. Hadislerin hepsiyle amel edilmiş olur. Bu suretle tasih edilir. Böyle yapalım. Niçin böyle yapalım? Hatta la tedadde minha şey'ün. Bu hadisi hadis-i şeriflerden hiçbir şey bir diğerine zıt olmaya. Böyle yaparsıksa tamam. Peygamber Efendimiz filan hadiste nehyelemiş. Sahraya mahsus. Öyle mi? Öyle tevil ediyor. Filan yerde de Resulullah Efendimiz kıbleye karşı bevletmiş yahut da gazayı hacet etmiş. O da evlere mahsus. Böyle tevil edilir, telif edilir. Buna ne derler? Beynel muhaddisin telif. Telifte imkanı varsa zıt olan hadislerin arası telif edilir. Bu surette telif edilir. İmam-ı Tahavi telife ne diyor? Tasfi-i asar diyor. Diğer mühendisler buna telif derler. Peki bunu da daha teyit ve tekid için İmam-ı Tahavi gene bir rivayet getiriyor. وَقَدْ حَدَّثَنَا بْنُ اَب۪ي اَمْرَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنِ إِسْمَعِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتَمُ بْنِ إِسْمَعِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنْ حَاتَمٍ اَنْ عَيْسَ بْنِ اَب۪ي عَيْسَ الْخَيَّاطِ. Ha demek yani ikinci sene tahvil. وحدثنا إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عيسى عن الشعبي أنه سأله عن اختلاف هذين الحديثين. شعب عيسى شعبيden sordu ki ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki türlü rivayet var. Bir takım rivayetlerde kıbleye karşı dönmek haram.
nehyetmiş Peygamber Efendimiz. Bazı hadis-i şeriflerde de kendisi kıbleye karşı kazayı hacet etmiş. Hadisler muhtelif. Bunların hakkında sen ne dersin? فَقَالَ الشَّعْبِيِ İmam-ı Şafii Esa'ya cevaben dedi ki صَدَقَا وَاللّٰهِ Hadislerin ikisi de doğru oldu. Allah'a yemin ederim ki o da doğru, o da doğru. اَمَّا حَدِيثُ اَب۪ي هُرَيْرَ Ebu Hureyre'nin hadisi فَعَلَ السَّهَارَ Mekruhtur diye rivayet edildi Hazreti Ebu Hureyre. Bu sehralar üzerine hamd edilmiştir. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يُسَلُّونَ Allah ve melekleri namaz kılıyorlar, rahmet okuyorlar, يُسَلُّونَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهُمْ Siz onlara karşı istikbal etmeyiniz. وَاِنَّ حُشُوشَكُمْ هَذ۪ي Fakat sizin bu evleriniz, haşlarınız var ya, لَا قِبْلَةَ ف۪يهَ Onda kıble yok. Ama dışarıda olursa, bütün melekler o boşluğu doldurmuşlar. Onlar Allah'a ibadet ediyorlar ta Beytullah'a kadar. E sen onlara karşı döndüğün gibi işte bu caiz olmaz. Ama evlerde öyle kıble diye bir şey yok. Sitir var. Hani bir adam namaz kılarken sütre koyuyor önüne. Ha. Evlerin duvarları da sütre oluyor. Ve inne huşuşekum hâzihi la kıblete fiyâ diyor. Evler bu hoş ev demek. Bunlarda kıble yok. فَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى İşte İmam-ı Şâbî'nin vermiş olduğu bu mana üzerine يُحْمَلُ هَذِهِ الْآثَارِ Bu eserler böylece hamledilir. حَتَّى لَا يَتَضَادَّ مِنْهَا شَيْءٌ Hatta bunlardan hiçbir şey diğerine zıt olmaya. Bu şekilde hadislerin arasında ziddiyet kalkar. Şimdi burada İmam-ı Tahavi neye bağladı? Hanefi mezhebinde alelittak mekruhtur. Ona bağladı. İmam Malik de diyor ki sahralarda mekruhtur fakat evlerde değil. Ya kendisi İmam Malik gibi oldu. İmam-ı Tahavi İmam Malik'in mezhebine yani evlerde caizdir.